Yani ya yürüyüşü duyunca var ya hani böyle ahırdan kaçan yavru sevimli buzağlar olur ya. Sakin he. Onun gibi oluyorsun. Biz şu anda Bozalan Köyü'ne geldik. Bozalan Köyü'nün güzel insanlarıyla günaydınlaştıktan sonra nereye gidiyoruz abi? Türkiye'nin ileri. Geri yok. Geri ya. Hep ileriye. Geriye gitmek yok. Hep ileriye. Hadi görüşürüz. Zahmet vermeyelim biz şimdi. Böyle. Ay sağ olun. Şimdi yürüyüşe devam edeceğiz. Yukarıya doğru. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar... Çay için gidin. Ay çok sağ olun. Hiç zahmet vermeyelim. Çok teşekkür ederim. Ay kurban olurum çok ya. Sizin isim neydi? Hasan. Hasan amcacığım çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Hasan amcacığım. Bir dahaki sefere geldiğinizde çayınızı da içeceğiz inşallah. Aynen. Bir dahaki sefere çay içeceğiz mutlaka. Sen ne burası mı? Aşağıdaki. Aşağı köy. Tamam. Buluruz biz ya. Hasan amcayı buluruz biz ya. İnşallah inşallah. Aynen. Hasan amcayla beraber. Herkese merhaba. Hasan amcadan aldığımız güzel yol tariflerinden sonra. Güzel yol tarifinden sonra biz şu anda kendi şartlarımız ve kendi imkanlarımızla evimizden Bozalan'a kadar geldik. Şimdi burası tam yürüyüş parkurunun başladığı nokta. Bugün ne yapacağız? Karya yolu biliyorsunuz ki Türkiye'nin en uzun yürüyüş rotası 850 kilometre. 4 bölümünü yürüdük ve şu anda son bölümünün ilk parkurundayız. Bozalan'dan Karacahisar'a doğru yürüyeceğiz. Yaklaşık 20 kilometre. Milas'tayız biz. Milas'ta yaşıyoruz. Uzak değiliz, yakınız. Yakınız, yakınız. Geleceğiz, geleceğiz. Hasan amca. Çay. Bak çay borçlandın bize. Çayını içmeye geleceğiz. Çay değil. Yemekle içeriz. Ben de içerim. Ben onu da içerim. Ooo süper. Süper. İnşallah, o zaman Bahar yengemize de buradan selamlarımızı iletelim. Bizim yol biraz uzun ya. Saat 12.15'te. Saat 12 şu anda. Akşama kadar anca varırız diyor Hasan amcamız bize. O yüzden karanlıklarda biraz zor olur yürümek. Aynen. İnşallah geleceğiz Hasan amca. İnşallah. İnşallah. Aynen. Biz şimdi yolcu yolunda gerek. Yolunuz Milas'a düşerse biz de bekleriz. Çok memnun olduk Hasan amcacığım. Mutlaka çaya geleceğiz. İnşallah. Bahar yengemize de çok selamlar. Yemekle yiyeceğiz. Yemekle yiyeceğiz. İnşallah. Tamam tamam. Yemeğe de geleceğiz. Tamam. Allah razı olsun. Allah şimdiden bereketini arttırsın Sofran amcacığım. Hadi Allah'a emanet olun. Kırmızı beyaz işaretleri takip ediyoruz. Harika bir manzarayı geride bıraktık gördüğünüz gibi. Şu anda rakım 250'lerde falan muhtemelen. Biz şu anda 750'ye kadar çıkışımız devam edecek. Bir şey söylemek ister misin aşkım? Hayır. Yok şu tırmanalım, soluklanalım konuşuruz. Tamam. Başlangıç tabelasından sola saptığınızda sonrasında hep sağ tarafı takip ediyorsunuz. İşaretler zaten görünüyor. Daha sonrasında böyle bir toprak yol çıkıyor zaten karşınıza. Biraz bu etabın başlangıcı tırmanışlı geçiyor. Ama yani harika bir manzara eşliğinde yürüyorsunuz. Ve bu yorgunluğu unutuyorsunuz. Yol olduğu gibi takip ediyoruz. İşaretler zaten var. Buraya kadar gayet basit. Sadece tırmanış çok zordu. Tırmanış bizi yordu. İsa'cığım asasını buldu. Yemin ediyorum mani gibi konuştum. Böyle dağların arasında harika bir ev herhalde bu değil mi? Kabuk aslında. Birisi kabuğuna çekilmek için muhtemelen böyle bir şey yapmış ama harika bir yer yapmış. Hatta burada da ismini kabuk koymuş. Gerçekten çok tanışmak isterdik sahibiyle. Şu anda sahibi kabuğunda yok. Bizim de yolumuz çok. Ah çok güzel ya. Tırmanışa devam ederken zaten işaretleri takip ederek dümdüz yola çıkıyorsunuz. Fakat burada gördüğünüz gibi yollar çok fazla ayrılıyor. Yeşil bir ev göreceksiniz. O solda yukarıda kalıyor. Daha sonrasında hemen sağ tarafta şöyle bir kuyu var. Yol işaret yok ama bu şekilde devam ediyor. Kuyuda su var mı? Aa varmış ha. Böcük de var. Bu taraftan bir orman yolu var. Oradan devam edeceğiz bakalım. Acil buralara bakım yapılması lazım. İşaretlenmesi lazım. Karya yolu.
Karya yoluyla ilgilenenler, Karya yolunu bulanlar, buradan seslenmiş olalım. Yazık, insanlar kaybolmasın. Boşuna burada vakit kaybı, enerji kaybı. Aşkım, bak bir geçitten bahsediyorlardı ya. Evet, bir geçit diyorlardı. Bak şu patika gözüküyor muhtemelen. Şu iki dağın arasında şöyle geçmemiz lazım. Öyle mi diyorsun? Başka geçecek yer yok. Dağları geçilmez zaten. Buradan olmaz yani. Aha. Muhtemelen geçit şurada. Patikadan devam edeceğiz. Yani şu an mantıklı hareket ediyoruz. Hadi bakalım. Mantıklı. Yani geçit orası gibi. Bak, baktığın zaman şu iki dağın arasında geçit gibi. Yani şurayı diyorsun değil mi? Evet, şu iki dağın arası. Hmm, şurası. Anladım. Yol da zaten şöyle kıvrılıyor. Evet, başka yol yok zaten. Biz yine kaybolduk. Geldiğimiz yeri, en son işareti gördüğümüz yere doğru şimdi geri yürüyoruz. Biz başladığımız noktaya geri döndük. Gerçekten buralar harabe gibi, her yer yıkılmış, bir sürü yangın yolu açıldığı için haklı olarak yangından sonra bütün işaretlerin hepsi silinmiş. İsa şu anda 1 kilo yüklüyor. Sevgili Karya yolu yürüyüşçüleri, biz bir yarım saat, bir saatlik bir yol kaybımız oldu. İsa Wikiloc yükledi. Şimdi Wikiloc'taki çoğu yollar da inanın tarih olmuş, yalan olmuş. Yani yok, geçiş yok çünkü. Bu dağın arka tarafını aşmamız lazım. Fesleyen köyüne ulaşabilmek için. Bir şekilde kendi imkanlarımızla aşmaya çalışacağız. Yangından sonra rotalar bayağı... Zaten zor rotalardı. Yangından sonra daha da zorlanmış. İşaretler olmadığı için biraz zorlu kesiyor. Ay, şuraya bak, kapalı. Kapalı mı? Evet. Başarabilirsin. Hayır. En zor Karya etabı, yemin ediyorum. Ne ya? Yol yok. Zorlu bir yürüyüşte, zorlu bir parkurda. Zorlu parkuru bitiremedik. Bitiremedik. Yani şöyle söyleyeyim size. 3 saattir 2 kilometrelik alanda dönüp dönüp duruyoruz. Parkur yangında yanmıştı. Biz daha önce yanan yerlerde de yürümüştük de. Yürüyücülerin belli yürüdükleri parkurları yükledikleri bir program var, Wikiloc diye. GPS üzerinden çalışıyor. Oradaki parkurlara daha önce yürüyen insanların yürüdüğü yoldan gideriz diye düşünmüştük. İnsanlar uzun süredir burada yürümemişler galiba. Bütün rotaları denedik. Saatlerce yürüdük ve geldiğimiz manzara bu. Daha fazlasına gidemeyeceğiz. Yani gidilemiyor. Her yer kapalı. Çok her yer kapalı. Bu şekilde gidiyoruz. Ağaçlardan atlıyoruz. Yani tam kameraya yansımıyor ama her yer ot, her yer ağaç, kesilmiş ağaç, taşlar kayıyor. Saat 3 oldu. Yani mantıklı düşünmemiz gerekiyor. Daha 14-15 km yol var ve yol bu şekilde olduğu için devam edersek rotanın ortasında kalacağız. Daha fazla zorlamayacağız. Buraya çok yakın. Bizim bir koyumuz var. Şimdi güzelce oraya doğru ilerleyeceğiz. Buraya o koyda çok yakın dediğin koy bile nereden baksan şu an 9-10 kilometre mesafede, bir an önce toparlanıp çıkmamız. Ya aynen, valla şu yol gözümde büyüyor ya. 2 saatte çıktık yani, şu yolu 2 saatte bir çıktık. Bir de enteresan tarafı gelmeden dediğim gibi kar yolunun sitesine baktık. Rotanın kapalı olduğu yazmıyordu. Wikiloc'ta bir sürü yürüyen insanların yürüdüğü parkur vardı. Geçen yıl yüklenmiş YouTube videolarını izledik. Aslında bayağı da araştırdık ama yol kapalı. Aynen, bir de yani şey, hani işkenceye dönüşüyor. Böyle olunca keyif de vermiyor. Dolayısıyla biz yürüyüşü burada sonlandırıp bundan sonra kendi rotamızı çizeceğiz. Evet. Yani bu parkur kapalı arkadaşlar, bilginiz olsun. Her yanımız çizik yara bere oldu yani. Başımıza bir iş gelse burada jandarmanın araçları bile buraya gelemez. O kadar safa bir yer. O yüzden hiç hiç yatmaya gerek yok. Biz dönelim. Yapacak bir şey yok. Dönüp güzel bir sahilde çadır kuralım. Bizim koyda görüşürüz. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Bozalan, Çökertme, Gökbel. Buraların havaları bir başka yani, gerçekten. Burası Bozalan köyü. Aha. Çok beğendik burayı da. Şu ilerideki yer, şurası Çökertme köyü.
Şurası çökertmeli sahili. Şurası da şu ortada görünen cennet gibi görünen koy da, ıssız koy da bizim şu an gidip kamp yapacağımız bizim koy. Yer. Aşkım ya, şiir gibi köy ya. Bakar mısın? Ben çok beğendim burayı. Ay, sobası tüten evler. Biz böyle bir şeyin arkasına bindik. Sağ ol amca, çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. İsa, hani küçükken böyle bizim mahalle bakkalları olurdu ya. Burası aynen. Öyle gibi ya, aynen, çok güzel. Aynı değil mi amca? Aynen. Ay maşallah, çok güzel. Bak, telefonu bak. Telefonu yap, böyle bir böyle girip diye. Ne yapayım? Böyle yerine girip diye. Teşekkür ederiz. Geri çıkıyor İsa, evet, yıkma. Geri. Ali. Biz geri döndük çünkü kapalıydı yollar. Kahve açık diyor şu an şimdi de. Ha. Başka ya, gidelim ha. Karanlık aynen. Olacak. Çok karanlık teşekkür ederiz. Karanlık. Bu köyde herkes ne kadar mutlu. Abi çok mutluyum. Çok güzel vallahi. Vallahi bak bizde hiç sıkıntı yok. Evet, onu ama konuştuk az önce. Dedik herkes ne kadar güler yüzü, mutlu. Ay sağ olun. İnşallah. Aynen inşallah vallahi. Şey acıyorum ben. Yaşlanınca adım atamayacağız. O yüzden şimdi atıyoruz biz de. Gerçekten harika bir şey. Gerçekten insanları muhteşem. Buraya girdiğimizden beri herkes ilgileniyor. Sürekli ihtiyacımız soruyor. Herkes kahve geliyor. Gerçekten harika bir şey. İyi, inşallah buraya gezmeye geleceğiz. Fıran abi görüşürüz. Sen de sağ olasın. Ve bizim koya geldik. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Burası böyle yolu biraz zor olan bir koy. O yüzden bu koya çok fazla kimse inmiyor. Bak, buranın adını da bilmiyoruz. Buranın ismi bizim koy. Koya yukarıdan bakmamız iyi oldu. Şurada çok odun var, gördün mü? Evet. Aa, hakikaten. Hazır bak. Aynen. Orada kuru odunlar var. Aynen, orada hazır odun var. Bak sağda da var, bayağı var. Odun sıkıntısı yaşamayacağız. Şu köşede de var. Aynen. Sağda ne de var? Oldu. Şimdiden benim aklım olsun da. Bak hemen dur, göstereceğim. Kapatıyorum. Yok, onlar ufak çalış çırpıyor. Yok aşkım. Aşkım dalmaya gideriz. Deniz hep kötü olur. Rüzgar olur, deniz rüzgar kötü olur. Yanımızda hiçbir şey yok, şort mort yok. Havanın güzelliğine bak. Bir de bak şuna sevindim, çöp koymuşlar buraya. Yoktu bu. Evet, çöp gördüğünüz koymuşlar. Gibi İsa'cığım. Yaklaşık bir yarım saat 45 ile 40 dakikadır çöpünü elinde taşıyor. Aferin aşkım. Yolu biraz çetin. Çetin mi? Sabahtan beri o kadar uğraştıktan sonra anam bak şu aradaki küçüklere bak. Oo! Bugün var ya sözümüzdeki kamp ateşi yakarız. Aynen. Bugün 4 Şubat. Ablamın da doğum günü. Ablacığım tekrar buradan doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Ama geçen Şubat daha sıcaktı. Bu sene bayağı bir soğudu Muğla. Fırtınalar, yağmurlar. Evet. Gece eksiye düşüyor ya. Bu sabah ben işten gelirken bütün arabaların üstü buzdu. Bu gece de yani 1 derece falan inecek. Bu gece de soğuk olacak. O yüzden ateş zaten çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Fırsatını bulmuşken iyi oldu ya aşkım. Bu yürüyüş olayı da nasip kısmet yani. Rota kapalıydı. Ya, öyle. Bu koyu da bayağıdır gelmiyorduk bizim koya. Ya İyi sana oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada burası bizim ilk, İsa ile ilk kamp yaptığımız koy arkadaşlar. Evet. Bence daha iyi oldu. Orada akşam saatlerinde köyün içinde olacaktık. Köyün içinde çadır kuracaktık. Böyle ateş falan keyif olmayacaktı, bir şey olmayacaktı. Ya bir de psikolojik olarak da hani zorladı yani orası bizi. Neyse. Her yerim yara bere oldu yani. Burası iyi oldu. Boşver. Odun sıkıntımız da yok. Evet. Koya hayvan da inmiyor, araç da inmiyor. Evet, çok rahat bir şekilde uyuruz biz bugün. Aynen öyle. Rahat rahat dinleniriz. Ayaklarımı şöyle bir denize sokayım ya. Vallahi dinlendirmedin ayaklarını. Ben yine arada bir çıkardım ayakkabılarımı da. Vallahi çok özlemişim. Yok, iyi ki geldik. Gerçekten ben de çok özlemişim. Çünkü şu odunları görünce daha mutlu oldum. Evet.
Bak senin dediklerin bunlar değil, özellikler. Bunlar odun değil. Bende göz var. Ben bunları göstermişim. Evet. Ben artık güneş gözlerini çıkartayım o zaman. Sen çıkar. Aşkım, açlık durumun nasıl? Çok acıktım ben. Vallahi ben de biraz acıktım biliyor musun? Anam. Ne oldu? Bir şey olmadı, ayağım burktum da. Aa, dikkat ya, et. Ya evden çıktıktan sonra nereden baksan... Sabah kaçta bir yaptık kahvaltıyı? 8.30. Sabah zaten az yedik de. Çıktıktan sonra bir 60-70 kilometre otostopla yol geldik. 15 kilometre falan rahat yürüdük. Belki de daha fazla yürüdük. Hayır, tabii. Daha fazla çünkü benim telefonuma tebrik geldi. 20 bin adım attınız diye. Bir de saat de geç oldu aşkım. Saat 5'e geliyor. Aynen aynen. Baksana güneş batıyor zaten. Çadır için daha güzel bir koy olabilir mi? Aynen ya. Bakar mısınız dümdüz? Bir de burayı yani yazın düşünün. Ateşini bizim şuraya yak. Denizin güzelliğine baksana. Çadırını şu halı gibi çimlerin üstüne kur. Yok, yatak mı patladı? O mu oldu? Bu mu oldu? Taş mı battı? Şurayı temizlersek burası güzel. Şurada bak, ateş şeyi de var. Ocak da var aslında aşkım. Bak, arkadan şurada bir tahta var. Onu bir şey için kullanabilir miyiz? Onu otururuz, üstüne otururuz. Ben otururuz. Ondan masa gibi bir şey yaparım şimdi. Evet, masa yaparım. Hazır küpük de var. Yakın. Allah! Of! Bu ne ya aşkım? Al bakalım. Bir su benim için, bir su İsa için. Sıra uyku durumlarında. Gece -2 olacak. Haydi. Doyamadı. Sence bu odunlar işe yarar mı? Yarar mı, yaramaz olur mu? Valla. Şuraya aç şöyle. Sandalye biraz sallantıda gibi aşkım. Sen oturmadığın için. Know you've been a good friend. And that's in the thick and thin. Thank you.
Ben şişe takıyorum. Şişirme senden, tamam? Tamam, hadi bakayım. Bu işler sende. Kazan tişörtün falan yanmıyor değil mi? Yürüyüşe diye çıktık, kendimizi bulduğumuz noktaya bak. Yürüdük ama. Bir şey soracağım, sen bunları bakkaldan mı aldın o köydeki bozalanda? Şu senin açtığın siyahı köydeki bakkaldan aldım. İşte bu tam köydeki bakkallık çünkü. He, bu poşet yani. Köy poşeti. Ya şöyle de bir cips verdi bana da. En son bunu da çocukluğumda gördüm herhalde. Tadı tuzu da yok. Olsun ya, çok güzel bir bakkalda. Bak bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Tam köy bakkalı, muhtemelen bunun tarihi de geçmiştir. Üstünde ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor? Oku bakayım. Tavsiye edilen satış fiyatı 7,5 lira. 7,5 lira cips mi kaldı? Ya yok, bakkal abi çok iyiydi sağ olsun. Adam ekmek yoktu ki daha sonra duyduk. 2 gündür köye ekmek gelmiyormuş. Daha köy olduğu için. Adam kendi evine ayırdı, ekmekten verdi bize ya. Ekmek yoktu. Vallahi sağ olsun ya. Yani Bozalan'daki insanlara gerçekten inanılmaz. Çok sevdim. Aynen aynen, ben de çok sevdim. Nasıl giderdiniz gerçekten ya? Ya hepsi çok yardımcı oldu. Her gün el sallıyoruz ya. Bak önce bir böyle bakıyor, sonra Biz o kadar yürüdük, tamamlamadığımız etap yoktu. Bir çiloktan da baktık. Daha önce yürüyenlerin videosunu da izledik. Ondan sonra ben haritadan baktım. Kendi böyle çapımda böyle hani dağın tepesine yol aradım. Bayağı hani bütün ihtimalleri değerlendirdim. Ama bence yani bilmiyorum, karayolunu yapmışlar. Ellerine sağlık. Ama yapıyorsunuz. Ama takip bu etap edin. Yok. Hani takip edin. Bu etap yok. Nasıl yok? Yani yok derken, bir kiloktan baktığımda en son sen dedin ya hani güncel yürüyenleri aç. Güncel yürüyenlerde zaten hep şeydi. 2015-2014. Kayıtlı olanlar. Yani kayıtlı olanlar öyleydi. Ama işte karayolunun bunu kendi sitesine yazması lazım. Yol kapalı diye. Takip etsinler diyorum ben de. Biz yani işte bir yol yapıyorsunuz da insanlar orada mağdur olabilir biz, yani. Aynen. Bu arada rüzgar dağdan denize doğru estiği için ateşte sıkıntı yok. Kıvılcımlar direkt denize gidiyor. Deniz hemen şurada. Çok güzel esiyor. Direkt dağdan denize esiyor. Ha şey diyecektim. Biz 2 sene önce Bozburun'u mu yürüyorduk? Ha, Bozburun'u yürürken. Hı. Söğüt tarafında orman yangınları yeni çıktığında sitelerinde bazı etapların kapalı olduğunu yazıyordu. Evet, yazıyordu. Günceldi o zaman, demek ki ilgileniyorlardı. Kapalı olduğunu bilseydik öbür taraftan yürüdük. Hani Karpuzlu tarafından yürüdük. Bu bilgiler önemli. Kesinlikle. Şimdi bak, biz karanlıkta da yürüyoruz seninle. Hani gözümüz korkmuyor. Yani bir şekilde tamamlarız şeyi var. Biz şu 2 kilometrelik alanda 3 saat kaybolduysak bu yola yeni çıkan insanlar ne yapacak? Yani yaşayacakları mağduriyeti ve çok ciddi sağlık sorunları da yaşayabilirler orada. Ne öyle? Çok yani bizim, ciddi ya, bir durum bu yani. Aslında bence bizimki kaybolma bile değildi. Biz dağın arkasına gitmemiz gerektiğini biliyorduk. Dağı aşamadık. Dağın bütün ihtimallerini denedik. Etrafından dolaşacaktık. Kaç tane uca gittik. Ya etrafından bayağı dolaştık. Sonuna kadar gidecek. Orada da başka köy vardı. Aynen. Yol çok uzuyordu. O köyden Fesleğen'e, Fesleğen'den hani bir günde yetişecek gibi değildi. Evet. Güzergah bayağı zaten 20 kilometreydi. Ama hani 3 saat 2 kilometreye verilmez. Hani yarım saat kaybolursun, 1 saat kaybolursun, kaybolduğun noktaya geri dönersin ama işaret yok yani. Vallahi sana da, seni de zor ikna ettim hanım. Vallahi muhafaza başımıza bir şey gelse, jandarmayı Akut'u, Makut'u arasak kimse gelmez öyle. Ya ben seviyorum yürümeyi, yolları. Yani sana da güvendiğim için, hani karanlık da olsa yürüyeceğimizi bildiğim için
çok devam etmek istedim o yüzden. Ya Allah'ını seversen şundan biraz ye ya. Ağzım yoruldu, bir tat da alamıyorum. O ne tatsız bir şey. Bak, ısırdığın zaman ağzında kayboluyor. Midene yok, bir şey gitmiyor. Ha. Ne bu? İşte çocukken yedik patisito. Patisito. Bak yutmuyorum. Kayboldu. Ya işte. Kayboluyor. Paketi görüyorsun değil mi? Bu paketin tamamının içindeki ne kadar biliyor musun? Bu paket. Hmm. 50 gram. Şimdi biz bugün güzel yorulduk, güzel dolandık. Ay, ağaçlar ya, ne kadar çok değilen ağaç vardı. Ay deyince ben de arkamda bir şey varsa mı? O ağaçlardan geç, et, her yerim var ya bütün, ki bu kalın bir şey. Yani özellikle bu şalvarı giydim, her yerim yara bere olmuş. Yani atladığımız ağacın haddi hesabı yok. Zordu. Benim için daha yoldu. Ben bu koyu çok özlemiştim. Karacahisar'da olsaydık şu anda ateş yakamayacaktık. Ayaklarımı tabii denize sokamayacaktım. Köyün içinde muhtemelen bir çadır kurup hemen uyuyacaktık. Vardı bir hayır ya. Aynen. Neyse öyle. Artık bir sonraki etapa. İnşallah bir sonraki etapta sorun yoktur. Bir sonraki etap zaten Gökçeler Kanyonu'nu biliyorsun. Gökçeler Köyü'nü biliyorsun. Gökçeler'den Karacahisar'a. Karacahisar'dan Gökçeler yapacaktık. Hı. Gökçeler'den Karacahisar yapacağız. Çekirdek bayat diyelim ha. Çekirdek efsane. Valla köye ekmek bile gitmiyormuş ama çekirdek taze. Ateşin en güzel olduğu zamanlar. İs yok, duman yok. O kadar güzel bir hali var ki şu anda. Ya çok mutluyuz ya. Çok güzel bir şey bu. Yani gerçekten kamp yapmak için ultra lüks malzemelere, ultra lüks araç gereçlere gerçekten ihtiyacınız yok ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle şeyi özlemişsin aşkım. Hani biz uzun zamandır kamplara arabayla gidiyorduk ya. Evet. İşte sandalye, masa, mangal, kano falan son yani yazın sonuna doğru ilk defa böyle az malzemeyle kampa gittik. Sen az malzemeyle kampa öğretmişsin. Hiç malzeme, hiç malzeme. Sadece çadır, uyku tulumumuz var. Başka bir şey yok ki. Öyle. Zaten ekmek, sucuğu da zaten marketten aldık. Hiç gerek yok yani. Zaten gerek yok. Bir şişe suyla yola çıktık. Başka bir şeyimiz evet. yoktu. Kamp yapacak insanlar için hani gözlerini de büyütmesinler bence. Kamp yapmak bu kadar zor bir şey değil. Aslında kamp yapmak bu kadar kolay bir şey. Birazdan hemen denizde burada. Denizden suyumuzu alacağız. Ateşimizi de söndüreceğiz. Mis gibi. Burada. Çadırımız da sağ tarafta. Ya müthiş bir şey bugün. Ki normalde biz mesela müzik dinlemeyi çok seven insanlarız ama bugün böyle doğanın senfonisini dinlemek istedik. Mesela şu andaki dalga sesi. Evet, aşırı minimalist gelmişsiniz. Powerbank yok, batarya yok, şarj aleti yok. Hiçbir şey yok. İhtiyacımız da yok. Neyse zaten yola çıkarken öyle konuşmuştuk. Ah çok yani güzel. Biz biraz böyle... Öze dönelim. Böyle... Evet öze. Ay aynı anda söyledik. Öze dönelim aynen. Öyle düşünmüştük zaten. Aynen. Bu da lazım. Kesinlikle. Gerçekten bu da lazım. O zaman meşhur sorumu soruyorum. Sor bakalım. Bu közde ne pişer? Aşkım bu közde çok efsane... Tenekede tavuk olur. İlk kampta ben sana yapacağım ama normal tavuk değil. Hani kendimden de bir şeyler katacağım. Hadi bakalım. Şimdi güzelce ateşimizi söndüreceğiz. Ondan sonra da rahat ve huzurlu bir şekilde uyuyacağız inşallah. O kocaman kütükler yandı. Köz oldu. Evet, bitti. Yandı bitti kül oldu. Tamam sen beni burada bekle. Tamam. Ben hemen koştur koştur denizden bir su alıp gidiyorum. O zaman bitiyor söndürüyorum. Hadi bakalım. Evet, vişne meyve suyunun kutusuyla ateşi söndürüyor insani. Aşkım, ayaklarına dikkat et ıslanmasın. Bir şey buhar geliyor bana. Buhar banyosu. Ay, örümcek var. İsa çoktan uyanmış. Hatta böyle yine bir kuru kafa bir şey bulmuş yani. Gece bir yağmur yağdı, bir yağmur yağdı. Size anlatamam. Yerler hala ıslak. Ay çok güzel. Yani çadırdan çıkmak için güneşin çıkmasını bekledik. O kadar üşüdük ki. Su da çok güzel. Çok değil, bir aya falan gireriz artık ya. Cam.
Oy, çok özledik. Vallahi cam gibi. Evet, gördüğünüz gibi koyda hiç kimse yok. Yine koy bize ait. İsa'cığım erkenden kalktı. Günaydın eşim. Günaydın. Nasıl uyumuşuz ya? Kampta saat 10'a kadar uyudum ya. Ama çok güzel. Aşkım çok üşüdüm ben, çok soğuktu. Bir de yatağımdan da çok şey yaptım. 5'e kadar o havasıyla yatakta ben yattım. Hep böyle yerden soğuk aldım. Sonra da sen de kıyamadın, sen geçtin. Normalde kamplarda o yatakta hep sen yatıyordun. Kıyamam ya. Neler çekiyormuşsun. Ben rahat yattım. Ama sabaha karşı soğuktu. Evet. Çok güzel. Izgara buldum. Sen dedin ya böreği şey yaparız, ısıtırız. Ciddi misin? Birazdan orada ateş yakarız. Bu ızgarada da böyle ısıtırız. Aa, süper. İyi, kahvaltımızı yapıp çıkarız o zaman. Aynen, yolumuz. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım İsa. Tamam. Günaydın dayı. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın dayı. Hoş bulduk. Geçenle de geldim. Oğlan baba dedi. 3 tane değil mi İlek? 2 tane benim. 3 tane de ayrı biladarı vardı, o getirmemiş böyle. Geçen tek yukarıdalar dedi, tuğurdalar. Senin köy çöketme mi şey mi? Bozalan tarafından mı geliyordu? Çöketme. Aa, köy şurada ya. İşte köy. Birinde dalava, akşam hani şey yapmasın diye kendileri geliyor eve. Ama akşam oldu gelirin hani. Şöyle saat 5:30 gibi gelirim hani. İyi, çok geç kalmıyorlarmış. Şimdi giderim ben bunları bırakın gider ne ben. Bu olan bir kişi satıldı. Bir taraf burada. Hiç satılmadı diye kalmadı. Kahvaltımızı yapıp çıkalım aşkım. Ben çantama yaslanacağım. Belim çok ağrıdı dünden beri. Neyse masamı getireyim ben. Ateş yakalım mı? Öyle ısıtalım mı? Öyle yeriz. Yeriz ya. Tamam o zaman. Sen söyle. Ne yapalım? Gidelim ya. Sen hiç kalırsın. Buyurunuz, soframız. Şöyle yapalım hatta. Evet, karşılıklı şöyle yiyelim.